Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Gizli kalbe dikkat. Şimdi e, ilginç bir konu, biraz da gizli kalmış bir konu herhalde. Bu gizli kalbi nasıl anlayacağız? Ne kadar gizlenebilir bizden? Bu gizli kalp sorunu. E, efendim, şimdi diyor ya düşmanın merti de güzel tercih sebebidir. Çünkü düşmanı tanıyorsunuz ona göre tedbir alırsınız cahil Ama dostum olmasın akıllı düşmanım olsun deriz. Işte bir de için bunu da bir e, düşman gibi mi görelim? E, mutlaka gizli kalp dediğimiz aslında var olan bir rahatsızlığın belirti vermemesi, hı hı. farkında olmamamız hep duyarız. İşte çocuk işte yüzerken vefat etti. İşte basketbolda işte sahada düştü. Halı sahada top oynarken birden vefat etti gibi. Aslında buralarda rahatsızlıklar var. Bu ani ölümlerin büyük bir kısmında doğuştan kalp kalpte rahatsızlık vardır. Ya o kardiyomiyopat dediğimiz işte kas kısmında irileşme vardır ya genişleme vardır veya ritim bozuklukları vardır. E, veyahut da koroner arterlerinde sorun vardır kişi farkında değildir. Çünkü toplumda koroner arter hastalıklarının yani kalp damarlarındaki tıkanmaların en önemli nedenlerinden biri yüksek tansiyondur. Ve 50 yaşın üstünde hemen hemen iki kişiden birinde yüksek tansiyon söz konusu. Fakat 100 tane tansiyonu yüksek olan hastayı alsak kesin teşhisi yüksek tansiyon. 50'sinde hiçbir belirti yok. Ne baş ağrısı, ne baş dönmesi, ne bulantı hiçbir tansiyon şey yok. Tansiyon olduğunu da hissetmiyor. Hayır hiçbir bilmiyor. Hiçbir şey hissetmiyor. Hiçbir şey mi? hissetmiyor. Ama Ölçülünce ancak ortaya çıkıyor. Ancak ölçülünce. Benim de başım ağrımıyor. Bazen şöyle oluyor. Derim hastayı eşini muayene ediyorsunuz. Bir de derim hocam tansiyonuma bakar mısın? Bakıyorsun 25 olmuş hiçbir belirtisi Ulan, yok. Hocam bu, neden bu vücut bu, bu, buna vücut, alışmış? Evet böyle oluyor. Bazen hasta geliyor. Ayaklarında bakıyorsunuz. Böbrek rahatsızlığı en ileri dönemde ya da karaciğer için olabiliyor. Bir diğeri de özellikle şeker hastalarında ee, şeker sinirlerin ...bozulmasına sebep oluyor. Öyle diyelim. Ve tıkanmalar ağrısız olabiliyor. Esasen şeker hastalıklarında en önemli olaylardan biri... ...kalp damarlarında tıkanma olduğu halde ağrı olmaması. Bir de şeker hastalarında kalp krizleri daha ciddi seyrediyor. Çünkü bir damarda birden çok yerde tıkanma olabiliyor. Damarlar daha küçük oluyor. Ee, yan damarlar, kılçal damarlar e, gelişmemiş oluyor krizler çok daha ağır seyrediyor. Ee, yine felçler bunlar da daha sık oluyor gibi. Onlar da ayrı bir grup ve daha ciddi seyrediyor. Ha, bunları nasıl farkına varız? Türkiye'de ihmal edilen bir konu şu. İşte yaz geldi çocuğu işte bir basket kursuna vereceğiz. Tenis oynayacak ya da işte yüzmeye hemen sağlık raporu spor yapabilir gibi. Halbuki çocuk olsun erişkin olsun mutlaka ilgili hekim tarafından ciddi bir e, muayeneye tabi tutulup gerekli testler yapıldıktan sonra spora başlatmak Fazla lazım. Fazla eforla kendini gösteriyor, tetikliyor. Tabii tabii. Elim o kapakta mi? daralma var. E, koşarken yeteri kadar kan gitmiyor veya ritim bozuluyor. Bir diğeri de ülkemizde işte sizlerin bu programlarınız sayesinde e, iletişimler artmış. Artık insanlar check up dediğimiz yani kontrollere girebiliyor. Genelde hasta olmadan pek hekime gitmeyiz ya. Ama hiçbir hastalığı yokken sağlığı için kontrole girmek bunların da ne yapıyor? Tespit edilmesini sağlıyor. Biz bir takım testlerle yani hastayı dinliyoruz, elektrokardiyografisini çekiyoruz. İşte renkli doktor ekokardiyografiyle bu olayların kapaklarda bir bozukluk var mı? Kalpte büyüme var mı? Doğuştan kalp hastalığı var mı? Delik var mı? Bunları görebiliyoruz. Yine eforlu EKG'lerdir. Holter dediğimiz 24 saat gerek tansiyonu gerek kalp atışlarını hatta çok daha uzun öyle cihaz var bir yıl bile kalp atışlarını izleyip kaydedebiliyor diyelim o çok seyrek görülen çarpıntı nöbetlerini bayılmaları bulu olmak için bazen başvuruyoruz. Hocam aslında kalpte ani ölümleri biraz gizli kalbe bağlamış olduk. Evet. Yani en kalpte ani nedenleri ölümlerin nedenlerinden nedeni evet, biri ritim de gizli bozukluğu kalp ve, ve, ve kalp hastalığı. Ve burada aslanır. diyorsunuz ki biraz o an bölümü toparlamak adına genç yaşlı herkes düzenli bir kalp kontrolünden geçsin. Gizli ilerleyeni var, çok aleni olanı var, belli etmeyeni var ve herhalde tansiyon ölçtürmek. Yani değil mi? Düzenli yani genç yaştaki insanlar da, erişkinler de tansiyonuna da aslında düzenli bir baksınlar. Tabii yani 18 yaşın altındakileri de %3 ile 5 arasında yüksek tansiyon görülebiliyor. Yani erişkinlerde her iki kişiden birinde ama ki 70 yaşın üzerinde bu çok daha sık olarak görülüyor çocuklarda da olabiliyor. Özellikle risk altındaki gruplar. Yani annesi babasında kolesterolü yüksek olanlar, şekeri yüksek olanlar, gizli şeker olanlar, anne babada şişmanlık olanlar, tansiyon yüksekliği, kalp hastalığı olanların daha dikkatli olması ve en önemlisi sigara. Dün bir genç arkadaşımız yani 14 yaşında ve bayan Kız çocuğumuz günde bir paketten fazla sigara içti. Aman Allah ne kadar üzüldük efendim. Aman Allah ee, bazen Allah alışkanlıklar yani. böyle olabiliyor. Ee, çok önemli çünkü koroner arter hastalıklarında en önemli risk faktörlerinin başında sigara geliyor. İkincisi yüksek tansiyon, üçüncüsü şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği. Şişmanlık, hareketsiz. bir arada olması işte duran bir hayat sürmeyi, hani masa başı, spor, egzersiz yapmama. Ve de stres. Stres de çok Alın ciddi size bir nur topu gibi efendim. kalp hastalığı ortaya çıktı. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi